Öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir Google elektronik posta servisi olan Gmail'i nasıl kayıt olacağımızı ya da başka bir deyişle nasıl bir Gmail hesabı alabileceğimizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Peki Gmail hesabı nasıl alacağız? Herhangi bir tarayıcıdan arkadaşlar, Chrome, Firefox veya Opera fark etmez. Öncelikle Google ana sayfasına giriş yapacağız. Google'a giriş yaptığınızda sağ üst köşede oturum açın diye mavi bir buton göreceksiniz. Eğer hali hazırda bir Gmail'iniz varsa ve açıksa burada o Gmail'inize ait kullanıcı adını görebilirsiniz. Bizim şu an bir oturumumuz olmadığı için oturum aça bir kere tıklıyoruz. Dediğim gibi hazırda kullandığınız bir e-posta varsa direkt oturum açabilirsiniz. Fakat bizim herhangi bir e-postamız olmadığı için hesap oluşturun kısmına tıklıyoruz. Burada bize bir soru yöneltiyor. Kendiniz için mi açacaksınız yoksa bir işletmeyi yönetmek için mi? Biz şu an bireysel bir Gmail hesabı alacağımız için kendim içine tıklıyoruz. Burada isim soy isim girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar isim soy isim girerken kendi adınızı soyadınızı girebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Kullanıcı adı kısmında ise arkadaşlar diğer e-postalardan farklı olarak Gmail'de alt tire, tire gibi işaretler kullanamıyoruz. İsimlerimizi ayırmak için kullanabileceğimiz tek işaret nokta. Ben kendi kanalım adına bir hesap açmak istiyorum. Zaten deneme hesabı bu. Güvenli olacağını düşündüğünüz şifremi giriyorum. Ve ileri diyorum. Eğer ki bu yazmış olduğum kullanıcı adı başka bir Gmail hesabıyla ilişkili değilse, yani daha önce alınmamışsa, bana bu hesabı verecek. Eğer ki alınmışsa bir ibare göreceğim orada, bu hesabı kullanamazsınız diye. Ve evet, benim yazdığım merakli.kuş.06@gmail.com hesabını kullanan başka abone yokmuş. Bana bu hesabı verdi. Burada isteğe bağlı olarak telefon numarası girmenizi istiyor. Ama telefon numarası girmek isteğe bağlı olmasına rağmen bence kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Ola ki Gmail'inizin şifresini unuttunuz, herhangi bir sıkıntı oldu. E-postanızı kurtarabilmek için Google sizinle direkt yazdığınız telefon numarası üzerinden iletişime geçecek. Ya da onun dışında telefon numarası yazmak istemezseniz, hali hazırda kullandığınız bir elektronik posta adresiniz varsa buraya belirtebilirsiniz. Yine şifre sıfırlama işlemlerinde kurtarma e-postasını kullanabilirsiniz. Doğum tarihinizi gün, ay, yıl olarak yazmanız gerekecek. Ben şu an buraya sallama bir doğum tarihi yazdım. Cinsiyet olarak da cinsiyetinizi belirtebilirsiniz. İsterseniz belirtmeyebilirsiniz. Ve ileri diyoruz. Burada sizden Google kendi hizmet şartlarını kabul etmenizi isteyecek. Kabul etmek için de mecburen bu yandaki kaydırma çubuğunu en aşağı kadar indiriyoruz. İndirdikten sonra altta kabul ediyorum butonu aktif hale geliyor. Kabul ediyorum'a bastıktan sonra artık Gmail hesabımız kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi sağ üstte artık hesap oluştur değil, kullanmakta olduğumuz Google hesabının kullanıcı adını görüyorsunuz. Eğer ki e-postanıza girmek isterseniz Gmail bölümüne bastığınızda size otomatik olarak bu aldığınız Gmail'in gelen kutusuna yönlendirecek. Maillerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bir Gmail sahibi olduğunuzda şuradaki nokta noktalı menü kısmına bastığınızda kullanabileceğiniz Google servislerinin de burada bir dökümünü görebiliyorsunuz. Burada neler var? En basita YouTube, Play Store, haberler, ayrıca çok kullanımı işlevsel olan bir Drive servisi var. Burayı harici bir disk gibi kullanabilirsiniz ve internetin olduğu her yerden buraya erişebilirsiniz. Google çevirisi var, Google fotoğraflar var fotoğraflarınızı yedeklemek için. Onun dışında online olarak kullanabildiğiniz Word, Excel, PowerPoint diye bizim bildiğimiz basit ofis programları var. Blogger var, Keep var, çok fazla kullandığımız Google Earth var. Bunların hepsine erişim sağlayabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.